bazı şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Bazı şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Sevgi çocuğun yüreğinde tanır. Güzel umutlar yaşasın içinde. Gözlerinde hep ışık olsun senin çocuğun. Dünyaya böyle bak. Nasılsın Melahat abla? Evde durumlar iyi mi? İyi iyi, aman nazar değmesin. Aslı'ya bir haller oldu. Nasıl yani? Ne bileyim kızım, melek gibi oldu birden. Nasıl uyumlu bir görsen. Kesin bir planı vardır onun. Nezaket abla da aynı şeyi söyledi. Öyle de olsa razıyım artık. Bıktım artık Hırgür'den. Beni boş ver de senin neyin var böyle? Çok durgunsun. Kafam çok karışık abla. Ne oldu kızım, anlatsana. Dün buraya gelmiştim Bilge'ye almak için. Tarık Melis'in onunla görüşmesini istemiyor da. Neden? Bilge de aynı şeyi sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Sonra bir şeyler söylediler. Ne söylediler? Bilge'den başka kim vardı ki hem? Burada çalışan bir çocuk. Ha, tamam tamam, onun adı Sarp. İşte o. Hayriye'nin evinde bir şeyler olmuş da ondan falandır dediler. Allah Allah, ne olmuş ki? Bilge de benim başıma gelenler gibi bir şeyler söyledi. Ben de Tarık'la ne ilgisi var dedim. O da oradaydı dediler. Hoppala, ne ilgisi var? Ben de üsteledim. Güya Tarık beni aramaya mahalleye gelmiş. Tesadüfen oradaymış. Olan bitenle bir ilgisi yok dediler. İyi de kızım, olan biten ne? Bilmiyorum abla. Benim de kafam karıştı. 4 yıl geçmiş arada. Hem ne diyeceğim? Sen bir şey hatırlıyor musun? Hani mahallede bir şeyler olmuş o aralar. Acaba onlarla bir ilgisi olabilir mi? Vallahi ne bileyim kızım. Zaten kimsenin tam olarak bildiği bir şey yok. Yani silah sesi falan duyuldu. Ama ondan sonrası sır. Benim de haberim yok. Ama Bilge öyle dediyse doğrudur herhalde. Bilmiyorum Melahat abla. Birden kendimi çok kötü hissettim. Neden? Senin o zamanlar söylediklerin aklıma geldi. Sanki Tarık'ı hiç tanımıyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Vallahi işin aslı asları ne bilemem. Ama ben hala o adama hiç güvenmiyorum. Oo, kimleri görüyorum. Hoş geldin Aslı. Bu sırada ziyaretlerin sıklaştı. Sevgili babamı görmek istedim, fena mı? Olur mu canım? İyi yapmışsın. Nasılsın bakalım? İyi olmaya çalışıyorum. Sen pek iyi değilsin galiba. Nereden çıkarıyorsun canım? Yapma baba. Seni tanımaz mıyım ben? Durgunsun işte. Yorgunluk işte. İşler yoğun da biraz. Bu arada siz ne yaptınız? İş bulabildiniz mi? Evet, bulduk. Buldunuz mu? Evet. Neden bu kadar şaşırdın baba? Yok canım. Ne şaşırması? Duymadım da o bakımdan. Doğru. İş bulabilsek ilk duyan sen olurdun. Ama maalesef hala işsiziz. Bulamadınız yani. Baba, benimle oyun oynama artık.
Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi bal gibi biliyorsun. İş bulmamıza engel olduğunu öğrendim. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Yok öyle bir şey. Hiç boşuna inkar etme. Baba, ben senin kızın mıyım, düşmanın mı? Neden bunu yapıyorsun bana? Evet, yaptım. Kızım olduğun için yaptım hem de. Çünkü evine, ait olduğun yere dönmeni istediğim için yaptım. Anladın mı şimdi? Ama asla dönmeyeceğim. O kadınla bir daha asla aynı evde yaşamam ben. Yakında sen de bana hak vereceksin. Hiç sanmıyorum Aslı. Sahi, nerede o? Şirkette yok. İşi vardı, çıktı. Hiç şaşırmadım. Bu sıralarda sık sık işi çıkar onu. Aslı, ne demeye çalışıyorsun sen? Baba, ben senin öz kızınım. İnan senin üzülmeni hiç istemem. Aramızda ne geçerse geçsin bu böyle. Yeşim de bir kadın. Ve ben Yeşim'i senden daha iyi tanıyorum. Yani? Yeşim genç bir kadın. Para ve hırs onu bir yere kadar tatmin eder. Her neyse. Bunları karınla konuşman daha doğru. Boş ver. Sen bana bir şey mi ima ediyorsun? Sadece şunu söylüyorum. O kadına dikkat et baba. Dikkat et ki seni üzmesin. Hoşça kal. Ne demek istedi şimdi bu? Gerçekleri kim bilebilir sence Melahat abla? Ne bileyim kızım. Dedim ya, kimsenin olayın gerçeğini bildiği yok. Ama bir dakika. Aklına biri mi geldi yoksa? Evet. O olaylardan sonra iki kişi hapis yattı. İyi de nereden bulacağız onları? Kızım, kafenin sahibi zaten onlar. Kafenin mi? Ciddi misin? Evet ya. Hay Allah, nasıl aklıma gelmedi. Bilirse onlar bilir zaten. Ama ben doğru düzgün tanımıyorum onları. Bu meseleleri sormak doğru olur mu? Sen merak etme, ben tanıyorum. İyi insanlardır. Beraber konuşuruz istersen. Çok iyi olur abla. Yoksa böyle içim içimi kemirecek. Yiğit'le ne kadar benziyor huylarınız. O da bir şeyi kafaya takmasın. Gece gündüz başka hiçbir şey düşünmez. Yiğit deme bana. Çok kalbimi kırdı. Aman her neyse. Boş ver. Açmayalım bu meseleyi. Benim derdim Tarık şimdi. Abla, öyle korkuyorum ki. Neden korkuyorsun? Bu işlerin altından Tarık'ın çıkmasından. Zaten bu aralar bana dokununca tüylerim ürperiyor. Düşünsene. Onca yıl aynı yastığa baş koyduğun insanı hiç tanımadığını. Umarım böyle karanlık işlerle bir ilişkisi yoktur. İnşallah kızım. Peki Osmanlılarla ne zaman konuşuruz? Şimdi çok geç oldu. Ben gideyim. Seni ararım sonra. Kafede buluşuruz yine. Tamam canım. Ben de eve gideyim. Aslı Yeşim'i oldum olası sevmedi. Önce Yiğit'i, sonra da beni kıskandı ondan. Mutlaka bu yüzden böyle şeyler söylüyor. Evet evet, öyle olmalı. Yoksa Yeşim yapmaz öyle şey. Ya doğruysa, ya hayatında başka biri varsa... mahvederim ikisini de. Neler saçmalıyorum ben. Kaç yıllık karımı tanıyamayacak mıyım? Ama bugünlerde bana neden uzak davranıyor? İkide bir işten erken çıkıyor. Nereye gidiyor acaba? Alo kızım. Yeşim Hanım geldi mi? Demek daha gelmedi. Tamam. Cem'i de kapalıydı. Nereye gidiyor bu kadın? Yeşim, sakın böyle bir şey yapma bana. Öf be. Yorulmuşuz be abi. Evet, ben de yorulmuşum ama işler fena değil ortak. Öyle, nazar değmesin. Bu sıralar bir tek işler iyi zaten. Gerisi darmadağın. Biz burayı işletmeye başladığımızdan beri işler de biraz değişti, farkında mısın? Değişti abi. Onda bizim çocukların da payı büyük. Mahallenin gençleri birbirini tanıyor. Duyan geliyor artık. Buluşma yeri gibi oldu burası. Ya. Buyurun. Tavşan kanı çaylar geldi. Sağ ol Levent. Afiyet olsun abi. Sadece gençler değil ortak. Bizden sonra yaş ortalaması da değişti.
Baksana Melahat Hanım bile buraya geliyor artık. Canım onunki başka. Yeşim'le buluşmak için geldi o. Bence bundan sonra da gelecek. Ne dersin? Abi sen bana bir şey mi demek istiyorsun? Osman anlamazlığa gelme. Bak içimiz gücümüz de çok güzel. Benden geçti ama sen bir yuva kurabilirsin. Melahat Hanım da çok yalnız ve hanımefendi bir kadın. Neden olmasın? Hoppala. Abi nereden çıkardın şimdi bunu? Bırak Allah aşkına bu yaştan sonra. Geçti mi sen artık? Saçmalama. Daha geçen gün biz genciz deyip duran sen değil miydin? İnsanın yuva kurmasından daha güzel bir şey var mı ortak? Bir düşün sen bence. He? Abi ya sırası mı şimdi ya? İşimiz var evet ama baksana hayatımız karmakarışık. Her gün yeni bir olay oluyor. İyi de bu hep böyle sürecek değil ya. Tamer'i de kurtaralım artık tamam. Bakalım. Bence bizim olayımız bitmez. Hem evlilik falan bana göre işler değil be abi. Hadi be oradan. Nedenmiş? Sanki 80 yaşındasın. Konuşmaya bak. Öf be. Tamam abicim. Kapatalım bu konuyu. Allah Allah. Hı-hı. Tamam. Hadi bakalım. Bugünlük de bu kadar. Paydos vakti geldi. Seninle vakit ne çabuk geçiyor hiç anlamıyorum. Açıkçası ben de anlamıyorum. Ders saatlerini uzatmayı bile düşünüyorum. Aa, daha neler. Gece de çalışacak değiliz ya. Zaten uzun sürüyor. Bana kalsa sürekli devam edebilir. Neyse ben çıksam iyi olur. Seni bırakabilirim. Aa, inan hiç gerek yok. Yine de sağ ol. Bak unutma yarın doktora gidiyoruz. Unutur muyum hiç? Senin söylediğin hiçbir şey unutmam. Sen de unutma ama. Amcama söylemiyoruz. İyi bir sonuç alırsak sürpriz yapacağız. Unutma merak etme. Hoşça kal Murat. Yarın görüşürüz. Güle güle. Ah hoş geldin Aslı'cığım. Ne o çok mutlusun. Evet babamdan geliyorum. Ah, ne oldu o mesele söyledin mi? Tabii planı harfiyen uyguladım. Çok güzel. Peki sonuç ne dedi Tarık Bey? İlginç olan tarafı o. Eskiden olsa böyle bir şeyi ima etmeye kalksam bana bağırır hatta kovardı. Peki şimdi ne yaptı? Aşırı bir tepki göstermedi açıkçası. Ama acayip gerildi ve tedirgin oldu. Ama bağırıp çağırmadı. Neden acaba? Benim aklıma bir şey geliyor. Galiba baban da yeşimden kuşkulanıyor. Olabilir mi dersin? Bilmiyorum. Ama başka bir açıklaması yok. Benzer bir durumda korkunç öfkelenirdi yoksa. Bu daha iyi olmuş. Bence de denk geldi. Bundan sonra da babandaki kuşkuyu yavaş yavaş arttırmak lazım. Kesinlikle. Kendisi de buna bu kadar uygunken hele. Sanırım yeşimle araları pek iyi değil. Yarın Tamer'i mahkemeye çıkarıyorlar. Bir avukat tutsaydı bari. Bilge, ben bu işlerden hiç anlamam. Ayrıca 5 kuruş param da yok. Ne yapacağımı bilmem. Tamer ne yapıyor acaba? İçeride kalamaz o Bilge. Hiç ona göre değil. Acayip ezerler onu. Biliyorum canım. Of, bitmedi şu dertler bir türlü. Ona bir avukat şart. Osman abilerle bir konuşsaydın. Onlara da çok yük olduk. Sürekli bizimle uğraşıyor adamlar. Utanıyorum vallahi. Yüzüm yok bir şey istemeye. Saçmalama. Sen söylesen de söylemesen de ilgilenecekler zaten. Hem senin değil hepimizin sorunu bu. Bizimki gibi dostluklar kalmış mıdır acaba? Kimse inanmaz. Tabii ki birbirimize sahip çıkacağız. Hadi Ceren ihmal etme şu meseleyi. Hadi git de konuş. Sen yalnız kalacaksın ama. Daha neler bebek miyim ben? Hadi hadi git sen. Tamam canım sonra görüşürüz. Güle güle. Hoşçakal. Babişko. Merhaba kızım. Hayrola baba? Ne bu surat böyle? Yok bir şey Melis. Dinleniyorum işte. Yeşim abla nerede? Gelmedi daha. Beraber çıkmadınız mı? Hayır Melis. Tamam tamam. Senin canın sıkkın belli sustum. Aa Tarık. Erken gelmişsin. Ben erken gelmedim. Sen geç kaldın yeşim. Hayatım bir arkadaşımla karşılaştım. Lafladık biraz. Senin neyin var? Yok bir şeyim yeşim. Babamın heyeleri tepesinde. Melis sen karışma. Tarık'cığım lütfen. Sakin ol hayatım. Bence de öyle abi. Evet. Sarp.
Sen de dinlen biraz be yavrum. Ben bugün fazla yorulmadım zaten. Nasıl yeni çocuk? Neydi adı? Ha. Cüneyt. İyi. Zaten daha önce de yapmış bu işi. Eli yatkın. Yararı oluyor değil mi Sarp? Olmaz olur mu Mahmut amca? Cüneyt de çok çalışkan bir çocuk zaten. Sağ ya. Neyin nesiymiş? Doğru düz konuşamadık bile biz. Öğrenciymiş abi. Buraya yakın tek göz bir evde kalıyormuş. Bir de ev arkadaşı varmış. Hem okuyor hem de çalışıyor yani. Evet. Aferin bak. Zor oluyordur ama herhalde durumu kötü çocuğu. Anlattığına göre öyle. Kaldıkları ev de çok berbatmış. Efendi bir çocuğa benziyordu zaten. İyi oldu be. Yani dürüst de biri. En azından açık sözlü. Bence de. Çok denk düştü canım. Bir günde bulduk hemen. Öğrenci ise aklı başında biridir zaten. Tabii. Al bakalım şunu. Alayım abi şunları. Yeşim'le buluştum. Yine mi kavga çıktı yoksa? Yok canım. Kızın öyle bir derdi yoktu zaten. Eve gelmek istemedi. Mahalledeki kafede buluştuk. Çok sıkıntılıydı. Nesi varmış? Geçen gün Bilge'yi görmeye geldiğinde konu bir şekilde açılmış. Bilge 4 sene önceki olay sırasında Tarık'ın burada olduğunu söylemiş. Tabii kız şok geçirmiş. Tarık mı? Ne işi var onun burada? Ne bileyim. Güya Yeşim'i aramaya gelmiş. Tesadüfen buradaymış yani. Olabilir ama. O zamanlar Yeşim'in peşindeydi ya. Evet de kızın kafası karışmış işte. Acaba Tarık'la ilgili bilmediğim bir şey mi var diye. Orası kesin canım. Sağlam pabuç değil o adam. Hmm, bence de. Biz de bunu bir zamanlar çok söylemiştik Yeşim'e. Onlar geldi diyor aklıma. Yazık. Ne çok üzülmüştür. Sorma. Ne de olsa o kaç yıllık kocası. İşin aslı neymiş? Bilmiyoruz ki. Kimsenin haberi yok biliyorsun. Üstü kapandı gitti. Ama benim aklıma Osmanlılar geldi. Doğru bak. Bilirse onlar bilir. Evet. Onlarla konuşacağız bakalım. Sen de gel istersen. Yok canım. Ne işim var benim? Hem orası gençlere göre bir yer. Sizin işiniz var gidin. Aman canım ne var? Hem çok güzel olmuş orası. Biz de gidebiliriz arada. Daha neler. Ne o komşu? Sen bu Osman'a pek hayransın bakıyorum. Aaan. Nereden çıkardın Nezaket abla? Aşk olsun. Koca kadın. Ne işin var el alemin adamıyla? Tövbe tövbe. Mahmut abi buyur. Taze çay. Sağ olun. Afiyet olsun abi. Ceren gel kızım. Asma bu kadar suratını. Düzelir her şey. Şey Osman abi. Ne oldu? Söyle hadi. Kızım hala bizden çekiniyorsan ayıp vallahi. Yok ondan değil de nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Size o kadar çok yük olduk ki. Utanıyorum artık. Ya hiç olur mu öyle şey? Utanılacak ne var? Söyle hadi. Ne oldu? Tamer'in yarın mahkemesi var da bir avukat ayarlasa mıydık acaba diyecektim. Hay Allah ya. Nasıl da unuttuk biz bunu Mahmut abi? Ya çocuğum hatırlatın şunları bize. Yaşlandık unutuyoruz. Ne yapayım Mahmut amca? Onu iste bunu iste. Ayıp oluyor artık. Olur mu canım? Zaten siz bizim çocuklarımız gibisiniz artık. Çok sağ olun. Tamam hemen birini ayarlamak lazım. Gerçi avukatın da bu aşamada yapacağı pek bir şey yok ama yine de iyi olur. Osman bizim davaya bakan avukatla konuşsak. Bak iyi hatırlattın be abi. Olur tabii. Sen merak etme. Biz ayarlarız canım. Sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Çok sağ olun. Tamam tamam. Üzülme artık. Bugün önemli bir şey neymiş daha öyle. Ne zamandır iş arıyoruz ya. Bir türlü olmuyor. Meğer babam engelliyormuş. Yüzüne söyledim tabii öğrendiğimi. Allah Allah. Niye yapmış? Bizi yıldırıp eve döndürmek için yapmış. Peki ne olacak? Ben bir yol buldum. Sahte isimle iş arayacağız. Görsün bakalım Tarık Bey. Ne de olsa ben de onun kanından geliyorum. O kurnazsa ben de kurnazım. Demek sahte isim. İyi fikir. Yine akşama etmişiz. Ben artık gideyim. Yiğit evet. Merak etmiştir. Tamam Aslıcığım. Gene beklerim olur mu? Özletme kendini. Gelirim tabii. Oturduğum yerde dalmışım. Amma uyumuşum ya. Hem de mışıl mışıl. Kıyamadım uyandırmaya. Keşke kaldırsaydın teyze. Şimdi sabaha kadar gözümü kırpamam. Bir şey olmaz. Uykudan ne zarar gelir oğlum? Bu işsizlik tembellik beni mahvetti. Uyku düzenim falan kalmadı.
Saate bak kaç olmuş. Teyze Aslı gelmedi mi daha? Gelmedi ama birazdan gelir herhalde. Nerede kaldı bu kız? Merak ettiğimi söyledim kaç kere. Artık ben de kalkayım. Oturduk kaldık burada. Nezaket abla. Niye kalkıyorsun hemen? Ya nasıl da unuttuk şu avukat meselesini? Kız haklı. Avukatsız çıkılmaz. Yarın hallet. Erken kalk da gecikme. Tabii. Siz idare edersiniz burayı değil mi? Tabii abi. Sarp oğlum sen niye durgunsun? He? Bilgiyi düşünüyordum. Bugün çok kötüydü. Gün geçtikçe yürüyeceğine olan inancı azalıyor. Ona doğru düzgün bir tedavi lazım oğlum. Bizimle olmaz o iş. Mahmut abi haklı Sarp. Bizim yapacağımız tek şey çok para kazanıp iyi bir doktor bulmak. Biliyorum abi. Ama sonuçta ya yürüyemezse? Oğlum ya yürürse böyle düşünsene. Bizim ona moral vermemiz lazım Sarp. Haklısınız. Onu öyle görünce içim acıyor vallahi. Elimden de bir şey gelmiyor. En kötüsü de çaresizlik. Bunlar da geçecek. Keşke ben de bu kadar emin olabilsem. Geç kaldım. Hadi artık gidelim. Kız merak eder. Hadi. Delireceğim. Kaç kere konuştuk bunu. Neden bu kadar geç kalıyor anlamıyorum. Oğlum iş görüşmesi falan diyordu. Gelir birazdan işte. İyi de teyze iş yerlerinde mesai biteli saatler oldu. Burası onun alışkın olduğu gibi bir semt değil ki. Aklına istediği gibi davranmaması lazım. Belli bir saatten sonra sokakları tehlikeli olabilir. Oğlum sen de büyütme. Hem hava karardı diye gece yarısı olmadı ya. Saat daha erken. Ben geldim. Öf Aslı neredesin ya? Öldüm meraktan. Tamam kızma. Haberlerimi duyunca affedersin beni. İşe girdin sanırım. Hayır canım. Bu mümkün değilmiş zaten. İkimizin de işe girmesi imkansızmış. Bunu öğrendim. Bu mu güzel haber? Ayrıca ne demek imkansız? Çünkü canım buna babam engel oluyormuş. Biliyordum. Bak sana söylemiştim. Durum normal değildi çünkü. Evet canım haklıymışsın. İyi ama neden yapmış bunu? Bizi bıktırıp eve dönmemizi sağlamak için tabii. Aslı yani şu babanın işine hiç akıl sır ermiyor. Hiç yapılır mı bu? Haklısınız. Ben de gidip yüzüne söyledim. Sahi mi? Evet. Asla vazgeçmeyeceğiz dedim. İyi demiş. Oh be içim rahatladı vallahi. Belirsizlik ne kötü bir şeymiş meğer. Benim de içim rahatladı. Peki bundan sonra ne olacak? Babanın gücüyle biz nasıl başa çıkarız? Desene işsiz kaldık. Hay Allah. Neyse ben yemekleri ısıtayım bari. Sonra sana anlatırım nasıl iş bulacağımızı. Benim bir planım var. Eminim vardır. Tarık Bey'in kızı olarak her duruma uygun bir plan üretirsin hemen. Canım benim. Papatya gibisin beyaz beyince. Seni görünce yüzümün nurunu yapıyor öyle ki. Salak şey bir elmayı soyamadım beceriksiz. Bitiyor şimdi hanımım. Bitmiş zaten. Bir şey kalmamış ki ortada. O kadar kalın soyulmaz ki. Ver şunu ver. Bari kurtarabildiğimiz kadarını kurtaralım da yiyelim. Bugün çok mutlusun hanımım. Mutluyum tabii. Hanımın akıllı kadın kızım. Hepsini elime geçirdim. Ben ne istersem o olacak. Koskoca Tarık Bey bile benimle çalışıyor. Bundan sonra benim sırtım yere gelmez. Ben yarın şirkete gitsem mi? Tabii. Tarık Bey'e söylerim Aslı'nın öğrendiklerini. Daha ilk günden adamı iş götürüp gözüne girmeliyim. Vallahi iyi düşündüm. Kalk kız kalk hadi. Hadi kız kalk. Kalk yatıyoruz yarın önemli gün. Yürü hadi yürü. Anlat bakalım şu planımı. Ayrıca teyzemin yanında niye anlatmak istemiyorsun? Ya onu üzmek gibi bir derdim yok. Ama sen de biliyorsun. Neyi biliyorum? Ya anla işte. Yeşim son zamanlarda çok sık gelmeye başladı. Belki teyzem böyle bir şey yapmak istemez ama onun yanında ağzından kaçırabilir. Haklısın galiba. Haklıyım tabii hayatım. Yoksa teyzenin yanında niye söylemeyeyim? Benim artık onunla bir sorunum yok. Hem onu üzmek de istemiyorum. Ben de bundan dolayı çok mutluyum.
Hadi artık anlat bakalım şu planı. Ya aslında öyle ahım şahım bir plan değil bu. Ama en azından neden iş bulamadığımızı öğrendik. İsmimizden dolayı. Biz de ne yapacağız? Sahte isimlerle iş başvuruları yapıp çalışmaya başlayacağız. Ve bundan kimsenin haberi olmayacak. Tamam da bu o kadar basit değil. İşe girerken insandan bir sürü şey istiyorlar. Kimliği, diploması, bunları nasıl halledeceğiz? Sen onu hiç merak etme. O Tarık Bey ise ben de onun kızıyım. Bizim de kollarımız bir yerlere uzanır. O işleri ben halledeceğim. Ne bileyim, bu tür işleri pek sevmem. Ortaya çıkarsa rezil oluruz. Canım, korkma sen, öyle bir şey olmayacak. Hem zaten bu işlerde fazla çalışmayacağız. İnan yakında o Yeşim denilen yılanın defteri dürülecek. Sadece şu parasız günlerimizi aşalım ve buradan kurtulalım. İnan babam bizden özür dileyecek. Sen bunları hiç düşünme. Yarın Ceren'e yardım edeceksin değil mi Osman abi? Tabii canım, unuttuk o konuyu. Avukat önemli. Ceren size çok yük olduklarını düşünüyor. Bu yüzden biraz rahatsız. Bunu ben de hissettim. Ama buna hiç gerek yok. Artık hepimiz beraberiz. Siz benim çocuklarım gibisiniz. Biliyorum Osman abi. Her şey için çok sağ ol. Esas siz sağ olun. Bu yaştan sonra bir aile ortamı yarattınız bize. Mahmut amca çok yorulmuş herhalde. Aslında bir şey de yapmadı ama asıl Sarp çok yoruluyor. O zaten hemen yaptı. Gerçi yeni çocuk geldi. Artık Sarp da biraz rahatlar. Evet, o çocuğun gelmesi gerçekten çok iyi oldu. Geç oldu. Hadi artık biz de yatalım. Mahmut abi. Mahmut abi. Mahmut abi. Ne oldu? Uyuyorsun Mahmut abi. Hadi kalk da yatalım. Yok canım. Gözlerimi dinlendiriyordum. Kulağım da sizde. Tamam Mahmut abi, tamam. Öyle olsun. Ama biz yine de yatalım. Geç oldu. Yarın çok işimiz var. Hadi. Hadi kızım. Koskoca Tarık Bey'le görüşeceğim. Öyle alelade giyinip gidilmez ki. Heh, o da bizi böyle gece konduda görüp tepeden bakıyor. Ama biz eski İstanbulluyuz. Usul erken biliriz. Hanımım, kahvaltı yapmayacak mıyız? Ay, ne pis boğaz kızsın sen. Aklın fikri yemekte. Yapmayacağız. Ama sabah kalkınca yemek yenmez mi? Benim heyecandan canım hiçbir şey istemiyor. Tarık Bey'le buluşacağım diye ne yapacağım bilemiyorum. Sen kahvaltı peşindesin. Git kendine ekmek arası bir şeyler hazırla, hadi. Ben yemeyeceğim. Peki hanımım. Yemeyeceğim tabii. Ay, ne güzel oldum. Aslında biraz rejim yapsam iyi olacak. Fena değilim ama birkaç kilo fazlam var. Tarık Bey sanki çok mu zayıf? Gerçi öyle göbek erkeğe yakışıyor. Ne demişler? Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzermiş. Sefası sürülmez. Ama kadın... Yok, ben biraz rejim yapayım. Saat 8 oldu. Nerede kaldı ki bunlar? Yarım saattir buradayım. Gelmedi mi kimse? Yo, yalnız birazdan gelirler. Müşterisiniz sanırım. Yo, yani sayılmam. Buranın sahipleri benim dostlarımdır. Merhaba, ben Cüneyt. Ben de dün burada çalışmaya başladım. Memnun oldum. Ben de Ceren. Hayırlı olsun işiniz. Sağ olun. Nerede kaldı bunlar? Bir işiniz vardı herhalde. Eğer bir şey iletmeniz falan gerekiyorsa ben söyleyebilirim. Yo, yo. Osman abiyle buluşmam lazım. Şimdiye kadar gelmeleri gerekirdi. Bir şey mi oldu acaba? Ne olabilir ki? Amma uyumuşuz ya. Hem de hepimiz birden. Benim yüzümden. Duymadım saatin çaldığını. O saat de normal çalmıyor ki. Deli gibi ötüyor. Bence sen saati kurmayı unuttun. O da olabilir. İnanın o kadar yorgundum ki nasıl yattığımı bile bilmiyorum. Dün hepimiz çok yorulmuşuz. Son günlerde yaşadıklarımızdan sonra. Şu kafayı açtığımızda bile sevinemedik ya. Niye böyle şeyler hep bizi buluyor? Bir türlü anlamıyorum. Hiç mi gülmeyecek bizim yüzümüz? Hadi çocuklar, abartmayın o kadar. Merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Hadi oyalanmadan ya, gidelim. Ya daha ocak yanacak be. Onu bırak. Esas Ceren'le buluşacaktık.
Bugün Tamer'i mahkemeye çıkaracaklar. Daha avukatla da var, konuşacağız be abi. Neredeyse geldik canım. O kadar da geç sayılmaz. Kafenin önünde birileri mi var? Ha evet. Cüneyt'le Ceren. Bizi bekliyorlar. Bak helal olsun çocuğa. Geç kalmamış. Kaytarmış. Zamanında gelmiş. Abi unutturmayın da bir anahtar verelim ona. Çocuk kapıda kalmış. Ha. Nerede kaldı bu Deniz? Sabah erkenden kalkıp geldim. Amcam merak etmiştir kahvaltıda beni göremeyince. Ama akşam iyi haberlerle geldiğimde mutlu olacaktır. Günaydın Murat. Kusura bakma trafiğe takıldım. Önemli değil. Daha vaktimiz var. Ben çok erken geldim de. Amcam kalkmadan gelirim diyerek erkenden uyandım buraya geldim. Biliyor musun doktor konferanstan sonra hemen gitmiyormuş. Daha bir süre ülkemizde kalacakmış. İşte bu güzel haber. Umarım benim bu derdime de çare bulur. İçimde güzel bir his var. Bana iyileşecekmişsin gibi geliyor. Kendimden çok amcam için seviniyorum biliyor musun? Bana çok güveniyor. Ama bu hastalığımdan dolayı yaptığım işlerde verimli olamıyorum. Fakat iyileşirsem onu da rahatlatırım. Bütün işlerle tek başına uğraşmak zorunda kalmaz. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Bak dikkatli ol. Tamam Yiğit. Dün geceden beri 10 defa söyledim bunu. Gören de silah kaçakçılığı falan yapıyoruz zanneder. Yine de yasal bir şeyler yaptığını söyleyemezsin. Ne yapalım? Buna bizi onlar zorladı. Gece söylediğim gibi. Geçici bir süre için hayatım. Hem sen böyle tembel tembel oturmayı bırak da bir gazete al. Ve yeni iş ilanlarına bakmaya başla. Hadi görüşürüz. Görüşürüz teyzeciğim. Güle güle kızım. Güle güle. Neler yapıyorsunuz oğlum? Yok bir şey teyzeciğim. Yok deme şimdi. Siz bir şeyler çeviriyorsunuz. Dün yemekte de benim yanımda konuşmak istemediniz. Hiç olur mu öyle şey teyzeciğim? Ama inan önemli bir şey değil. İşlerimizle ilgiliyim. Öyle olsun bakalım. Ama yine de dikkatli olun. Senin başına bir şey gelmesini istemiyorum. Ay, hafif bir makyajla daha güzel görünebilirim. Gerçi ihtiyacım yok ama yine de yapmam lazım. Adam bakımlı bir kadın olduğumu anlasın. Güzel. Ay, nasıl oldu hanımın ha? Söyle bakalım. Dudağını sürdün ne? Ay, Ruj bunu da mı bilmiyorsun? Gerçi nereden bileceksin? Kümes gibi yerden aldım seni. Ekmek bulamıyordunuz ki annen ruj bulsun. Ama dur bitmedi daha bitmedi. Şapkamı da takayım o zaman görsen beni. Söyle bakalım hanımın nasıl olmuş ha? Güzel olmuş muyum? Güzel olmuş. Ne saklıyorsun sen? Ha? Sen ruj mu sürdün? Hayır. Ne yaptın sen bakayım ha? Bir daha benden izinsiz benim eşyalarımı kullanırsan öldürürüm seni anladın mı? Geçin bir yüzünü hadi. Hadi git. Pis. Nereye gitmiş olabilir bu çocuk? Hiç böyle yapmazdı. Sabahın köründe çıkmış evden. Yeşim ayrı, Murat'ı ayrı düşün. Kızım Murat Bey geldi mi? Gelmedi mi? Tamam. Geldiği zaman haberim olsun. Merhaba Tarık Bey. Ha siz miydiniz? İyi oldu geldiniz. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Murat. Murat yok. Ne? Nasıl yok yani? Yok işte. Baktım evde yoktu. Şirkete gitmiş sandım ama yok. Peki dün gece evde miydi? Evdeydi canım. Sabah gitmiş. Hizmetçi bile duymamış. Sabahın köründe kalkıp nereye gider anlamadım. Telefon da kapalı. Durun canım. Hemen telaş etmeyin. Deniz Hanım'la falan beraberdiler. Sabahın köründe mi? Ne bileyim, şu sıra araları çok iyi. Belki bir sabah kahvaltısı için falan buluşmuşlardır. Boğaz'da güneşin doğuşunu seyrettilerse romantik bir durum yani.
Keşke öyle bir şey olsa. Siz bir araştırın. Tabii bakarım. Gerçi bugün çok işim var. O vurdurduğumuz adamın suçladığı çocuğun mahkemesi var bugün. O işi de bırakmak istemiyorum. O da önemli bir iş. Belki de ben abartıyorum. Dediğiniz gibi Deniz Hanım'la birliktedirler. Ama ne yapayım? Yine aniden başı tutar krize falan girer diye korkuyorum. Siz hiç merak etmeyin. Birazdan ikisi mutlu bir şekilde gelirler. Bu arada Deniz Murat için çok iyi oldu. Gözü başka hiçbir şeyi görmüyor. Bence artık geçmişini falan merak etmiyordur. O Deniz'le kuracağı geleceğe bakıyor. Üzülme artık. İnan her şey yoluna girecek. Bir inanabilsem buna. Dünkü hali hiç gözümün önünden gitmiyor. Oraların insanı değil tabii. Evet ama bugün daha kötü bir yere gidecek. Hapishaneye. Oralarda olanları hep duyuyoruz. Düşünme ne olur artık bunları. Göreceksin onun suçsuz olduğunu kanıtlayacağız. Ceren, hadi kızım. Bilgiyi kafeye bırakıp biz gidelim. Konuştun mu abi avukatla? Evet, şimdi telefon ettim. Adam bizi bekliyor. Hadi öyleyse. Belki avukat bir şeyler yapabilir. Sen hiç merak etme. Ayrıca eğer görebilirseniz Tamer'e selam söyleyin. Hiç unutmasın, hepimiz onun yanındayız. Tamam. Ay ne zamandır giymiyorum bu ayakkabıları da. Ama çok yakıştı. Taksiye bineyim şuradan. Otobüste gidilmez şimdi. Takside çok yazar. Ama yazarsa yazsın canım. Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez. Aa, bu kim ya bizim mahallede? Ne o? Beni görünce dilin tutuldu ha? Hayriye, bu halin ne ya? Nasıl olmuşum? Nasıl mı olmuşsun? Tavus kuşu gibi. Hadi oradan. Sen ne anlarsın modadan? Tavus kuşuna benziyor mu bu? Ay aman, tamam. Tavus kuşu değil, bülbül olmuşsun. Çekil git hadi. Hadi sen benim muhatabım olamazsın. Ne diyorsun be, kendin laf attın. Atarım tabii. Karşıma geçmiş ağzı açık ayran budalası gibi bana bakıyorsun. Bu yaştan sonra böyle giyinirsen bakarım tabii. Aman ne varmış benim yaşımda? İnsan hissettiği yaştadır. Ay. Sen 19 falan hissediyorsun herhalde. Çekil hadi, çekil. Hadi benim işim gücüm var. Seninle vakit kaybedemem. Alsana. Sağ ol. Birer tane de biz içelim. Sabahtan beri koşturuyoruz. Evet, gerçekten güzel işliyor burası. Günün ilk çayını şimdi içiyorum. Hiç çekinme. Yani canın ne istiyorsa içebilirsin, yiyebilirsin. Sağ ol, sağ ol. Öğrenciyim demiştin değil mi? Evet. Nerede okuyorsun? Tıp fakültesi. Tıp mı? Hı, evet. Tıp zordur derler ya. Ayrıca burada çalışacaksın. Nasıl olacak bu? Bir sene uzattım okulu. Senin anlayacağın tek dersim var. Yani bir terslik çıkmazsa seneye doktorum. Vay be. Şimdi bizim kafede bir doktor garsonluk yapıyor diyebiliriz o zaman. Daha değil. Dediğim gibi bir dersim var. Olsun canım. Bir ders nedir ki? Geçersin sen. Umarım. Merhabalar. Ayılacaktım gülmekten. Nezaket abla, iyi misin sen? Ay iyiyim canım, iyiyim. Hiç bu kadar gülmemiştim. O zaman bize de anlat da biz de gülelim ha. Hayriye'ye gülüyorum. Hayriye'ye mi gülüyorsun? Ayol ona pek gülünmez. O genelde ağlatır insanı. Halini bir görseydin sen de ölürdün gülmekten. Kadın bu yaştan sonra makyaj yapmış. Topuklu ayakkabılar. Acayip bir kıyafet. Hele o şapkası. Allah Allah. Niye böyle giyinmiş peki? Ne bileyim ben. Acele bir yere gidiyordu. Kim bilir gene ne numaralar çevirecek. Kimlerin canlarını yakacak. Vallahi orasını bilmem ama. Hayriye'yi görmeliydi. Tarihi bir olay kaçırdın. Ay. Doğru, evet. Tabii. Tamam, ben seni sonra ararım. Neredesin oğlum sen, öldün meraktan? Sakin ol amca, geldim işte. İnsan bir haber verir değil mi? Çocuk değilsin artık ama biliyorsun hastalığın. Başına bir şey geldi sandım. Tarık Bey lütfen sakin olun. Murat'ın size bir müjdesi var. Amca artık iyileşiyorum. Her şeyi hatırlayabileceğim. Ne diyorsun oğlum? Kaç senedir uğraşıyoruz bunun için, bilmiyor musun? Bilmez miyim amca? Bu seferki çok başka. Adam Amerikalı bir doktor ve benim hastalığımda uzman. Türkiye'ye bir sempozyum için gelmiş.
Deniz sayesinde adamla tanıştık. Ben sorunumu anlattım. Adam önemli olmadığını ve bir aylık sıkı bir tedavi sonunda iyileşebileceğimi söyledi. İnanabiliyor musun amca? İyileşeceğim. İyileşecek misin? Bazı şeyler vardır, anlatılmaz. Bazı şeyler vardır, konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek, yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Bazı şeyler vardır, anlatılmaz. Bazı şeyler vardır, konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek, yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Sevgi çocuğun yüreğinde tanır, güzel umutlar yaşasın içinde. Gözlerinde hep ışık olsun senin.